Şimdi fuarın bir kere ilk defa yapılıyor kuyumcular olarak. Bulunduğumuz yer tam makine bölümüyle kuyumcudan olduğu bölümün tam kesiştiği noktada. O yüzden fuarı iki bölüm olarak görebiliyorum. Aynı anda ikisini de belki ayrı değerlendirmek lazım. Evet. Öncelikle makine bölümünü söyleyeyim. Genel ziyaretçilerin tahmin ediyorum %70'i yoğunlukla yani çoğunlukla şeye geçti. Taraf makine bölümünde zamanını geçirdi. Evet. Ve oradaki standların çok dolu olduğunu görüyorum. Ve sohbet ettiğim makine bölümünden katılımcı firmalar gelecek sene daha büyük yer talep ettiler. Kuyum bölümüne gelirsek tabii ki bu fuarda pırlanta, altın, montür, gümüş firmalarımız katıldı. Bu firmaların içerisinde tabii ki geçmişi Cezayir'le, Libya pazarıyla çalışan firmalar burada yeni müşteriler de buldular. Ve tanışma imkanları da buldular. İş manasında bilindiği gibi daha çok Libya üzerinden çalışılıyor Cezayir'e. Ve şu an 21 Eyar pazarındaki yaşanan yoğun durgunluk nedeniyle Irak'ta hala gösteriler devam ediyor. Suudi Arabistan yani ana 21 Eyar'ın çalıştığı pazarlarda ekonomik durgunluk, dünyadaki ekonomik durgunluk o tarafları da etkiledi. Dolayısıyla herkesin gözü 18 Eyar pazarlara odaklandı. Ve Cezayir'de bunların önde gelenlerinden bir tanesi. Burada da gelecek hafta bir seçim var. O seçimin sonuçlarına göre yeni reform kararlar alınabilir olduğu söyleniyor ve gümrük ve ithalatın biraz daha gevşeyebileceği. Dolayısıyla buraya gelip yeni müşterilerle kontak kurmak ileri dönük olarak da güzel bir yatırım. Cezayir aşağı yukarı son 8-10 senedir Türkiye ile ticarete başladı. Aslında İtalya'dan daha çok ürün alan bir ülke. Fakat bizim ürünlerimizin çeşitliliği son yıllarda Cezayir pazarına da geniş yer bulmaya başladı. Biz de burada bizim tabii geçmişimiz Dubai'den başladı. Bir 20 senedir Libya ve Cezayir pazarıyla çalışıyoruz. Ve yine çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin ürün gruplarına çok uyuyor. Çok geniş ürün çeşitliliği alıyor. O yüzden bu pazarlarda olmak lazım, gelip gidiyor olmak lazım. Aynı şekilde bu fuarlar tanıtım için iyi ama yani Cezayir pazarı özellikle Türkiye'ye alışverişe geliyor. Yani bunu yani ürün satmak için örneğin Dubai'ye genelde kendimiz pazarlama yapıyoruz. Fakat Cezayir Libya pazarı Türkiye'ye geliyor. O yüzden ilişkileri burada kurup orada devam ettirmek muhakkak ticarete dönüş olacaktır. Burada katılan bazı firmalar genelde sipariş alamadıklarını duyuyoruz. Ama pek çok kartvizit ve tanışma ortamı oluyor. Dolayısıyla eğer bu pazarların, bu müşterilerin takibi olursa muhakkak ki ileriki dönemlerde muhakkak siparişe dönüşüyor. Mart fuarımız var önümüzde. Mesela orada yoğun bir şekilde buradaki alışveriş yapanlar oraya geliyor. Eminim karşılığını önümüzdeki aylarda ve en geç Mart fuarında görecekler diye düşünüyorum.